Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Mustafa Saygın hocam geliyor. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler nazik davetiniz için. Biz, biz teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi e, narkotik kısmını kapattıktan sonra tekrar sağlığımıza geri dönelim ve atar tıkanıklığını konuşalım. Atardamar tıkanıklığı neden oluyor ve damarları aslında tıkayan şey nedir? Hocamızdan öğrenelim, buyurun. Atar vücudumuzun ana tesisat boruları. Bütün vücuda kalpteki temiz oksijenli kanımızı pompalayan e, bir e, su tesisat boruları olur evlerin vücudumuzun da olur. Ve aort dediğimiz damarla göğsümüzde başlar. Hı hı. Ve aort damarı vücuttaki aslında farklı bir organımızdır, Kalp gibi, karaciğer gibi, dalak gibi en önemli organlarımızdan biridir. Aorttan çıkan damarımız sağ kola, şah damarlarına, sol kola dallar verdikten sonra Göbek deliğine kadar indikten sonra göbek deliği seviyesinde sol sağ bacağımıza ayrılır. Evet. Ve bütün bu esnada böbreğe, karaciğere, dala, her yere dallar verir. İşte bu atardamar sistemimiz sayesinde bütün vücudumuzun dokuları rahatlıkla oksijenli kanla beslenmeyi sağlar. Peki çok güzel ve detaylı anlattın hocam ama bir de hipertansiyon, kolesterol ve diyabet damar tıkanıklığına neden olduğunu aslında biliyoruz öyle değil mi? Evet kesinlikle risk faktörlerinin arasında bunlar var fakat tüm bunların toplamından daha da önemlisi aile hikayesi. Biz baktığımızda damar tıkanıklığıyla başvuran hastalarımızın önemli bir kısmı %90'ı hep annesinde, babasında, dedesinde, amcasında kalp ve damarla ilgili problemleri olan yani insanlar olduğunu kaç görüyoruz. Kaç kuşağa kadar önemli peki? Yani sadece anne baba değil de işte dede, dedim, dedesinin, dedesinin vesairesi de önemli mi mesela? O kadar bu? eski değil dönemleri ama. bilemiyor çoğu hastamız fakat genellikle anne baba, dede, dayı, amcalarda olduğunda onun karşısına şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği, obez hepsini sigarayı da yüksek hepsi birlikte Aile hikayesini dengelemiyor. Yani aile hikayesi o kadar önemli. O yüzden özellikle ailesinde problem olan, kalple ilgili, damarla ilgili kalp krizi geçirmiş, damar tıkanıklığı olmuş ya da herhangi bir girişim gerektiren hastalarımızın mutlaka 40 yaşından sonra düzenli kontrollere gelmesini tavsiye ediyoruz. E, peki atardamar damar tıkanıklığının bir belirtisi var mıdır? Nasıl anlaşılır? Çok tipik bulguları var aslında. Özellikle ayakta geçmeyen yara. Çok sık rastladığımız bir durum. Hastalarımız aylarca haftalarca pansumanlar yaptırıyorlar. Nasıl bir, türlü... bir yara hocam bu? Genellikle ayakta deniz. topukta, parmakta, parmak aralarında, ayak tabanında 1 ila 5 santim büyüklükte değişik yaralar oluyor. Ayağın en uç kısmında. Kan gitmeyen evet. e, dokular genellikle ilk olarak kendisinin deri e, bozulması, derinin dengesinin bozulması olarak gösteriyor. Bunun dışında ikinci en sık bulgumuz yürürken. Baldırda, uyrukta ya da kalça yayılan bir ağrının ortaya çıkması. Kan gitmeyen yerlerde kaslar bir işaret veriyor. Bana yeterince tabiri caizse bir motora benzin gitmemesi gibi bana yeterince kan gelmiyor diye bir alarm veriyor. Bu alarmda yürürken ortaya çıkan baldır, uyruk ya da kalça ağrısı çok tipik bulgularımız. Biz. Dinlenince geçen ağrılar mı oluyor? Bunlar? Genellikle tabii. Genellikle zaten buna vitrin hastalığı denir. Hastalar durur, biraz vitrine bakar, yine yürür, dinlenir, biraz vitrine bakar, yine yürür. Sürekli durduran bir bacak arsı kesinlikle romatizmal değildir, kesinlikle fıtık değildir. %99 bir damar, tıkanıklığıdır. damar tıkanıklığıdır. O ne kadar önemli. Peki damar tıkanıklığında erken teşhisin öneminden biraz bahsedelim hocam. Damar cerrahi uzmanlarımız artık çoğu hastanemizde, kliniklerinde teknolojiyle donanmış durumdalar. 2021 yılında çözünürlüğü çok yüksek olan renkli dobler ultrason dediğimiz cihazlarımız var. Bunun ön tetkikinde sadece 20 dakikalık ayrıntılı bir incelemeyle bütün damar sistemini %95 doğrulukla analiz edebiliyoruz. Evet. Bu büyük bir avantaj. Hı hı. Çok ulaşılabilir bir teknoloji ve damar taramalarının için çok yol gösterici. Mesela ayağında bir yarayla ya da basit bir yürümekle kramla gelen bir hastamızda bile şah damarlarını, kol damarlarını, kalbi, kalbin kasılmasını, karındaki ana aort damarımızı ve bacak atardamarlarımızı ta ayak bileğine kadar 20 dakikalık bir dikkatli incelemeyle görmek mümkün. Evet. Akımların düştüğünü hmm. ya da belli darlık noktalarında akımların çok hızlandığını hani hortumun ucunu sıkarsınız da su püskürür ya, Evet evet. darlık yerlerinde de ultrasonda o kan hızlanmasını çok dikkatle görebiliyoruz en ince ayrıntısına kadar. Dolayısıyla şah damarına bakıyoruz. Ayak yarısına geldim hocam ben niye şah damarına bakıyorsunuz, bakıyorsunuz diyorlar. Halbuki bir iki dakikamızı, üç dakikamızı alıyor. Hemen çoğu ayak yarısına gelen hastamıza daha ileri tetkik yapıp bir anjiyo yaptığımızda ya şah damarlarında kum saati gibi daralmalar çıkıyor. Kum saatinin ortası daralır ya onun gibi e, acil müdahale yapıyoruz. Çoğu hastamızda yine e, ayak yarısıyla geliyor bakıyoruz e, kalbin kasılmasında bir problem var ritminde bir problem var. Hemen kalp yapıyoruz, bakıyoruz dört damar birden tıkalı. Hemen e, standerle balonlarla açabiliyoruz onları. Dolayısıyla artık ön tetkik e, çok önemli ve çok kolay, çok ulaşılabilir. Hı hı. Giden hastalarımız genellikle e, holistik dediğimiz yani bütünsel bir incelemeyle sadece yarım saat renkli Dobler ultrason analiziyle bütün damar yapılarını haritalayıp problemleri ortaya dökebiliyoruz. Ee, hangi şikayet olanlar hekime acil başvurmalı? Hep daha çok ayak yarısının altını çizdiniz. Evet. Ama onun dışında var mı başka belirtiler? Yani çok hemen acil artık doktora gitmemiz evet, gerekecek belirtiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu atar damar tıkanıklığı evre evre devam ediyor. Aynı depremleri hani şiddetlerine göre ayırırız ya. Damar tıkanıklığının da kendi içinde bir klasifikasyonu, bir şiddetlerine göre ayırması var. Özellikle ayakta çok ciddi soğukluk, solukluk, moralma, hiç yürüyememe, istirahat ağrısı gibi problemler olduğunda histe azalma ve parmak hareketlerinde ayak parmaklarını az hareket ettirme ortaya çıktığında bu bizim için kırmızı alarm durumu. Hı. Derhal Gitlik ince gerekiyor. ayrıntılı tedaviye başlamak gerekiyor. O zaman damar tıkanıklığında şu anda uygulanan tedavilere dilerseniz birlikte bir bakalım tıkalı atar damarlar nasıl açılıyor hocam? Tıkalı atar damarlarımızın açılması için artık elimizde özellikle çok donanımlı kalp damar cerrahlarının kullandığı hibrit oda teknolojileri var. Hem ameliyata dönebildiğimiz hem de ameliyatsız tekniklere uygulayabildiğimiz içinde anjiyo cihazları olan ameliyathaneler kullanıyoruz. Burada genellikle lokal anestezi ile eğer hastamızda çok kritik bir darlık varsa lokal anesteziyi ya kasıkta ya da el er bileğinde uyguladıktan sonraki bu arı sıra gibi, senk sıra gibi, biçimdik gibi, saniyelik bir acil oluyor. Damarın içine kısa bir boru parçası takıyoruz. Bu bir hortum, çok ince bir parça. Bileğe taktığımız bundan daha da ince. Hastalarımız bu esnada hiç ağrı acı hissetmiyorlar zaten. Daha sonra bu hortumun içinden, bu dışarıya kan kaçırmayan bir hortum bütün teknolojik cihazlarımızı kullanarak girişim yapıyoruz. Bunların içinde tabii damar pıhtısa eriten bir cihazımız var. Damar kireçlerini damarın içinden tıraşlayarak temizleyen bir cihazımız var. Hı hı. E, beraberinde pıhtıları dışarıya emen bir mekanizmamız var. Ses dalgaları, ultrasonik ses dalgalarıyla e, kemikleşmiş, kireçleşmiş damar yapılarını evet. e, ufalayan, tuz haline döndüren e, cihazlarımız var. Bunların hepsini çalışıyoruz. Eğer belli noktalarda çok uzun bölgeler tamamen tıkandıysa, e, aşabildiğimiz kısımları bu teknolojik te, e, yollarla açtıktan sonra hemen alıp cerrahilerimizle kısa 5 santimlik kesiklerle e, yine endoskopik olarak çoğunu e, hastamız uyanıkken çoğu zaman konuşurken nasıl gayet iyi Ameliyatsız endör... yani anestezi olmadan nasıl mümkün oluyor? Genellikle biz burada bölgesel tümesen dediğimiz anestezileri uyguluyoruz. Mesela bacakta yapacaksak bacak damarımız tıkalıysa evet. kasık bölgesinde yaptığımız bir e, sinir blokuyla, belden iğne yapmadan, genel anestezi vermeden sadece bacağı uyuşturarak çalışıyoruz. Çünkü bu hastalarımız genelde e, sadece bacaklarında problem olmuyor. Daha önce kalp ameliyatı olmuş, şekeri var, tansiyonu var, 2-3 kez yes kalp hızı geçirmiş, kalbinde estandarı var, şah damarından da ameliyat olmuş. Oh. Çok komplike hastalar geliyor. O, öyle o yüzden anestezi de riskli oluyor. Dolayısıyla bölgesel anestezi, lokal anestezi teknikleri çok önemli burada. Peki atar damar tıkanıklığında robotik tedaviler nelerdir hocam? Bir de sonrasında bu EECP'den bahsedelim. Evet. Bizim uyguladığımız tekniklerin eskiden damarın içine bu kısa taktığımız hortumun içinden yolladığımız cihazları hep elimizle manipüle yapıyorduk. Fakat şimdi yeni metodumuz sayesinde hastamızın anjo masasında bacaklarının arasında robotik kolları kuruyoruz. Bu robotik kolun kendine uygun kateterleri var biz eskiden e, elimizle manipülasyon yapıyorduk. Tabi hmm. elimizle manipülasyon yaparken damarların içinde üç boyutlu düşündüğümüzde bu e, kateterlerin uçları damarın içinde sağa sola biraz rastgele kontrolsüz dönebiliyor. Fakat robotik sistemi kullandığımızda joyistikle yan tarafta kendisine ait özel robotun damarların içine uzanan kolları var. 360 derece istediğimiz açıyla, istediğimiz öne, arkaya, çapraza tek bir hamleyle Kateter uçlarını yani damarın içine giden e, hortumların, o ince hortumların e, uçlarını yönlendirebiliyoruz. Bu da damarın içinde gereksiz manipülasyon yapmayı, gereksiz Tabii. hareketler yapmayı engelliyor. Çok daha az radyasyonla, çok daha az e, travmayla, hasar vererek yapabiliyoruz damar işlemlerini. EECP -E nedir hocam? EECP özellikle e, bizim kalp ve damar hastalarımızda, Ayrıca felç geçirmiş hastalarımızda çok yeni bir yöntem, çok yeni bir teknoloji. ECP dışarıdan vücudun özellikle bel seviyesinin komple aşağısı bacağı kadar ritmik olarak kalbin ritmiyle senkronize bir şekilde e basınç uygulanmasıyla gerçekleşiyor. Bunun ana etkisinin ne olduğu yıllarca araştırılmış ve FDA'den de onay almış bir teknoloji ve vücudun birçok dokusunda ve özellikle kalpte Kılcal damar oluşumu sağlıyor. Yani tıkanmış olan hmm. e, bypass yapılmış mesela hastamızda daha sonra bypass yapılan damarlar tıkanmış stent tıka takılmış stent deri tıkanmış artık uygulama yapılacak herhangi bir şansı kalmamış hastamızın işte o durumda ECGP dediğimiz müzik dinleyerek dinlenerek uzandığı yatağında televizyonu seyrederek yaptığımız uygulamayla kalpte, beyinde ya da bacak damarlarında Birçok kılcal damar oluşumunu sağlıyoruz. Yani bir fidan hani budarsınız yandan bir sürü tomurcuklar evet, patlar. Onun gibi kalbin de mesela ana damarı tıkalı bu ECP'ye bir ay her gün bir saat gelip giriyor hastamız. Kalbin bir sürü mısır püskülü gibi kasların arasında kılcal damarlar geliştiğini gözlemlemişler. O yüzden çok gelecek vadeden çok da etkili, onaylı, bilimsel yayınları da olan bir teknoloji. Evet gerçekten enteresanmış. Peki damarlara yönelik şu anda bir anti-aging uygulaması var mı? Yani anti-aging dediğin zaman damarların yaşlanması ile ilgili bir dönüm olabilir mi? Evet kesinlikle biz hastalarımızda genel check-up için gelen hastalarımızda da baktığımızda hastamızın yaşı mesela 50 fakat damarlarına bakıyoruz 70 yaşında çıkıyor. Kurşun boru gibi olmuş bazen damarlar. İşte diyoruz ki o zaman sizin biyolojik yaşınızın çok ilerisinde damarlarınız yaşlanmış. İyi bakmamışsınız kendinize, evet, iyi beslenmemişsiniz bu, vesaire. Bazen ırsi yatkınlıktan oluyor. Bazen tabii biliyorsunuz şehir yaşamından artık yediklerimizde tahrir tahşiş dolu. Havamızdaki partikül sayısı 20 olması gereken 500. Her yer baz istasyonları, evet. suyumuz ne olduğu belli değil. gıdalarımızda evet. da öyle maalesef. Çevresel, o yüzden faktör çok, evet, çevresel faktörler ama. çok etkiliyor. Ve bu yüzden erken yaşlanma görüyoruz. O yüzden anti-aging çok önemli. Bize başvuran özellikle hastalarımızı hiçbir tıkanma olmasa bile kireçlenmelerine gördüğümüzde bu. Şimdi kendini akışa bırak. Türkiye'nin yüksek hız operatörü TürkNet'le altyapını sorgula hak ettiğin internet hızına tek tıkla kavuş. Bu renkli doblar ultrasonda mutlaka hastalarımıza belli başlı şeyler öneriyoruz. Mesela bunlardan en basite kuru soğanın içinde çok ciddi kuarsetin 1 ve kuarsetin 2 dediğimiz moleküller olduğundan kuru soğan tüketimini eğer mideleri tolere ediyorsa özellikle öneriyoruz. Bu enteresan bir bilgi oldu kuru soğan öneriyor hocamız. Diğer önerilerinizde de minicik bir ara vereceğim ondan sonra almaya devam edeceğim. Bir, Burada bir soluklanalım buyurun efendim reklamlar. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken Mustafa Hocam önerilerini sıralamaya devam ediyordu. İlk olarak soğan demişti. Kuru soğan tüketmenizi öneriyorum demişti. Eğer evet. midede bir sıkıntı yoksa başka. Evet. İkinci başlığımız alış sirkesi. Aynen. Diğer sirkelerden ziyade alış sirkesini sabah büyük bir bardak ılık suyun içinde iki kaşık şeklinde kahvaltıyla beraber tüketilmesi çok ciddi derecede damar sertliğini geriletiyor. Bununla ilgili de çok ciddi yayınlar var. Ee, genellikle bu uygulama bir gün iki gün yapmakla ya da oturup bir şişe sirke içmek anlamında değil, değil de azar azar ve düzenli uzun soluklu kullanmakla etkisi ortaya çıkıyor. Üçüncü önemli tavsiyemiz e, normal çay yerine otu çayı içilmesi çok etkili oluyor. Aa. Kanı biraz cıvıtıyor, kalbin kasılma hızını biraz yavaşlatıyor o açıdan akşamları bir bardak iki bardak normal çay yerine karabaş otu çayı çok etkili oluyor. Evet. Düzenli balık yağı hapı kullanılmasını öneriyoruz. Markası önemli değil ama evet. balık yağı hapı düzenli günde bir tane iki tane alındığında kolesterol seviyelerini düşürmeye yardım ediyor ve fındık, ceviz, badem günde ikişer tane LDL seviyelerini çok ciddi oranda düşürüyor ve dengeliyor. O yüzden az miktarda ikişer evet. tane fındık ceviz badem çok etkili. tüketebiliriz. Peki çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli ben bilgiler ve ediyorum. tavsiyeler için. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.